Şimdi terörle mücadelede kritik aşamaya bu yaz geçirebilir. Bu kapsamlı e, kapsamlı bir operasyona ilişkin e, bu sinyalleri Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kısa bir süre önce bir konuşmasında söylemişti hatırlıyorsunuz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de operasyona ilişkin detayları anlattı. Bu yaz terör meselesini sorun olmaktan çıkaracağız dedi tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi. Güler Iraklı yetkililerin de PKK'ya terör örgütü olarak baktıklarını belirterek yeni e, ziyarete ilişkin ipuçları da verdi. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. İşaret fişeğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yakmıştı. Gözler kuzey Iraktaki olası operasyona çevrildi. Operasyona ilişkin bir başka yetkili ağızdan da açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yazın beklenen adımın atılacağını kaydetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tam. Her zaman söylediğimiz gibi bizim hiçbir ülkeyle sorunumuz yok. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Teröristleri sınırlarımızın en az 30-40 kilometre uzağında tutarsak milletimiz doğdutlarımız güvende olur. Neden 30-40 kilometre? Çünkü teröristlerin yerleştiği ve ülkemize elindeki imkanlarla tehdit olabileceği mesafe bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdikleri çerçeve doğrultusunda bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız. Olası harekata ilişkin bölgedeki diğer aktörleri de değindi Güler. Ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda biz hiç kimseye bir şey sormuyoruz ve gereğini yapıyoruz. Hiç kimse aklından çıkarmasın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Kimseden icazet almadık almayız. Irak'ta üst düzey temaslar son dönemde sıklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yerel seçim sonrası Irak'a gitmesi bekleniyor. Yeni ziyarete ilişkin de sinyaller verdi Güler. İkili görüşmelerin önemine değindi. Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde yüzlerce köyü boşaltmış, köylüleri yerlerinden etmiş durumda. Biz iki yıl önce Irak'la ortak harekat merkezi kuralım dedik. Kendileri de buna olumlu yanıt verdiler ama henüz bu konuda bir adım atamadık. Bağdat'taki toplantıda bu konuda yeniden gündemimizde olacak. Terörle mücadele Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yerinden edilmiş köylülerin güvenlik ve huzuru için de elzemdir.